Solunum hastalığından muzdaripseniz hemen anlarsınız. Çünkü nefesiniz tıkanır. Fakat başka birinin böyle bir hastalığı varsa bunu anlayabilmek çok önemli. Öncelikle hastamızı çizelim. Adı Ahmet olsun. Hı, biraz da saç çizelim. İnsan resmi yaparken saç çizmeyi seviyorum. Çünkü böyle yapınca kötü çizdiğim anlaşılmıyor. Evet, Ahmet'in solunum hastalığı var. Burada akut solunum hastalığından bahsedeceğiz. Yani bu rahatsızlık son birkaç gündür ortaya çıkmış. Ahmet'in yıllar süren bir akciğer hastalığı yok. Solunum hastalığı olan birinden bahsederken görebildiğimiz ve duyabildiğimiz rahatsızlık olarak ikiye ayıracağız. Bunlar bence en önemli iki duyu. Solunum hastalığını dokunma veya tatma duyusuyla anlamak zaten mümkün değil. Görebilmeye gelelim. Öncelikle şunu belirteyim. Birisi yatarken hiçbir zaman nefesim tıkandı demez. Nefesi tıkanan bir insanın yapacağı ilk şey doğrulmaktır. İşte bu yüzden hastanede solunum hastalığı olan birini yatakta yatarken pek göremezsiniz. Tabii ki akciğer hastalığının birçok türü var. Fakat insanların doğrulma isteğinin belli başlı sebepleri var. Öncelikle diyafram denilen kasımız Normal bir nefes alma sırasında bu kavisli kas aşağı hareket eder, göğüs boşluğu genişler ve hava ağız ve burnumuzdan içeri girer. Yer çekiminin gerektirdiği üzere bir şeyi aşağı çekmemiz gerekir ve doğrulmuş bir pozisyonda bunu yapmak daha kolay. Böylelikle diyaframı ayağınıza doğru hareket ettirmeye çalışırken göğsünüzde yer çekiminin baskısı olmaz. Nefes tıkanıklığının başka bir sebebi de bir sıvı Sıvı yatay pozisyondayken yer çekimi sebebiyle her yere dağılır ve akciğerler bu sıvıyla kaplanır. Doğrulduğunuzda sıvı aşağı doğru kayar. Böylelikle akciğerin üst kısmı rahatlar ve daha kolay nefes alınır. Yani insanlar nefes alamayınca doğrulurlar. Daha sonra fark edeceğiniz şey solunum hızının artmasıdır. Yetişkin bir insanda normal solunum hızı dakikada 8 ila 20 arası değişir. Bu oran yükselir çünkü insanlar hareket ederken nefes alamadığında bunu daha çok nefes alarak telafi etmeye çalışır. Bunun yanı sıra daha hızlı solumanın getirdiği panik savaş ve kaç tepkimiz olan sempatik sistemini çalıştırır. Acil bir durumda vücudumuzda işte bu olay gerçekleşir. Yani vücudumuz kaçar veya savaşır. Aslında konumuzla çok ilgisi yok ama sempatik sinir sistemi hızlanınca göz bebeklerimiz büyür. Böylelikle gözden içeri daha çok ışık girer, kol ve bacaklarımıza kan giderken bağırsaklarımızdan kan geri gönderilir. Yani savaştığınız dakikalar süresince sindirim yapamazsınız. Akciğerlerimizde ise sempatik sinir sistemi sebebiyle hava yolları olan bronşlar açılır ve büyür. Daha geniş çap olunca da hava daha iyi hareket eder. Aslında soluk borusunu biraz yanlış çizdim. Adamın boynunun tam ortasından geçecek. Sizin de solunum hastalığınız varsa, mesela bir akciğerin çöktüğü, pneumotoraks gibi, soluk borusu bir yere doğru kayar. Bunu da ancak bir X-ray yardımıyla anlarız. Bugün sadece çıplak gözle bakınca anlaşılabilecek işaretlerden bahsediyoruz. Tüm bunların yanı sıra, Solunum işinin artması dediğimiz bazı işaretler var. Peki solunum işi nedir? Aslında bu çok sessiz gerçekleşir. Diyafram aşağı iner, göğüs kafesi genişler. Yani şu an nefes alırken yaptığınız şey. Nefes tıkanıklığı olduğunda başka kaslar devreye girer. Mesela boyun ve omuz kasları. Bu kasların göğüs boşluğuna baskı yaptığını ve boyunla omuzları kastığını görebilirsiniz. Aynı zamanda büzülme dediğimiz bir olay da var. Evet, kaburgalarımız arasında kaslar bulunur. Bu kaslar solunum hastalığını telafi etmek için o kadar çok çalışır ki bunun izlerini görebilirsiniz. Bir hastanın üstünü çıkarırsanız kaburgalarını görürsünüz. Çünkü hem kasları çok çalışıyordur hem de iyi nefes alamadığı için akciğerdeki baskı azalmıştır. Bu olaya büzülme denir ve nefes almanın bir parçasıdır. Küçük çocuklarda bazen burun delikleri genişler. Aslında bir insan bilerek de burun deliklerini genişletebilir. Böylece daha fazla hava solumuş olur. Küçük bebeklerde bu duruma daha sık rastlanır. Siyanoz dediğimiz şeyle de karşılaşabilirsiniz. Yani morumsu, mavi bir renk. Mavi kanın genelde oksijen içermediği düşünülür. Aslında renk mavi değil, sadece daha koyu. Vücudumuza bakınca sanki mavi gibi görünür. Bu olay mukoz azarında görünür çünkü o bölgede mavimsi rengi kapatacak kadar deri yoktur. Dudaklarda, gözlerde ve vücudumuzun kalpten uzak olan yerlerinde. Eller ve ayaklarda da mavimsi renk görülebilir. Aslında burada akut rahatsızlıktan bahsediyoruz ama Ahmet'in hastalığı yıllarca sürerse, Kronik hastalığın bir işaretçisi olarak parmak çomaklaşması görülebilir. Ellerimizde normalde parmaklar uç kısma geldikçe incelir. Parmak çomaklaşmasında ise parmak uçları ince değil, sosis gibidir. Bu rahatsızlık kroniktir. Teoriye göre bu parmak uçları yıllarca oksijensiz kaldığından daha fazla oksijen elde etmek için dokular üretilir. Parmak çomaklaşması işte böyle gelişir ve kroniktir. Şimdi duyabildiğimiz şeylere geçelim. Akciğer rahatsızlığı olduğunuzda, bununla ilgili birçok ses duyabilirsiniz. Fakat solunum rahatsızlığı deyince, aklımıza ilk hırıltı gelir. Hırıltı, genelde göğüs boşluğunun üstünde olur. Dolayısıyla, kısıtlama hissi aşağıda değil de, omuz ve boyun hizasında gerçekleşir. Tam o sesi çıkarabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir ses. Yani nefes alırken ses çıkması. Mesela ağzınıza pipet yerleştirdiniz ve nefes almaya çalışıyorsunuz. İşte böyle bir ses çıkar. Nefes alma sesi. Daha sonra homurtu gibi bir ses de görülür. Bunun sebebi Boyun bölgesi ile karın arasında havayı içeri çekmeye çalışan kasların bazılarının bu işi yaparken ses tellerimizden hava geçirmesidir. Böylelikle homurtu sesi çıkar. Filmlerde dövüş sanatında biri yumruk atmaya hazırlanırken o kadar çok kas gücü kullanır ki bu ses ister istemez çıkar. Bence homurtu genelde nefes verme sesi. Mesela nefes vermenin zor olduğu Amfizem hastalığında bazı hastalar nefes verebilmek için karın kaslarını kullanır. Nefes verdiklerinde de homurtu sesi çıkar. Genelde yetişkinler nefes alamadığında "belki solunum rahatsızlığım var" demez ama mutlaka "nefes alamıyorum" der. Fakat bunu söyleyemeyecek biri ise, mesela bebek veya çocuksa, o zaman hastalığın işaretçilerini düşünmemiz ve kontrol etmemiz gerekir. Yani görebildiğimiz ve duyabildiğimiz işaretçiler